Cinsel yola bulaşan enfeksiyonlar her zaman belirti vermeyebilirler. Sessiz kalabilirler ve kişi kadın veya erkek taşıyıcı olabilir. HPV virüsü artan bir genital akıntı veya genital sihirlerle kendini belli edebilir. Veya bir kadın rahim ağzı kanseri taraması sırasında pap smear yapıldığında HPV virüsü ile enfekte olmuş olduğunu öğrenebilir. Bu enfeksiyonun esasında günümüzde rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tamamının etkeni olduğu kabul edilmektedir. Ve bazen doğrudan bir rahim ağzı kanseri olarak da muayene sırasında karşımıza çıkabilir. Trichomonas ki bu tek hücreli bir parazittir, bol köpüklü bir vajinal akıntıya neden olur. Herpes virüsü ise genital herpes ağrılı genital bölgede cildden kabarık, su toplaması tarzında döküntülerle kendini belli eder. Bazen bu idrar yollarının çıkışını da tuttuğu için idrar yapmak çok ağrılı da olabilmektedir genital herpeste. Cinsel yola bulaşan hastalıklardan en sık görülen klamidya, kadın veya erkekte her zaman çok belirgin bir belirtiye neden olmazlar. Hafif bir akıntı söz konusu olabilir. Ancak hem erkekte hem kadında infertilite yani kısırlık ile kendini gösterebilir. Gonore enfeksiyonu ise hem kadında hem erkekte iltihabi bir akıntı, ateş ve ağrılı idrara çıkma belirtileri verir. Günümüzde sifilis daha nadir görülmekle beraber kendine has ciltten kabarık, birleşen bir döküntüsü vardır. Bunun teşhis edilmesi erken tedavisi açısından çok önemlidir. Aynı zamanda HIV ki AIDS hastalığına sebep olan virüs, hepatit B virüsü ve hepatit C virüsü herhangi bir belirti vermezler ilk enfeksiyon sırasında ama HIV maalesef bağışıklığı çökerek AIDS hastalığına yol açması ile kendini gösterebilir. Hepatit B ve hepatit C de kronik karaciğer hastalıklarına ve hatta karaciğer kanserine neden olabilirler.